Bu hafta içerisinde biz Ergan Kayak ve Kız Sporları Merkezi'nin ihalesini yaptık. İhaleye bir firma girdi. Hem mekanik tesisler hem günübirlik tesislerin ihalesi Cuma günü itibariyle yapılmış oldu. Ve 30 Aralık itibariyle de bütün tesisler inşallah faaliyete geçmiş olacak. Biraz önce biz sınav traklarla zirveye kadar çıktık. Karın durumunu bir bakalım dedik. Eğer kar hazırsa biz tabi 30 Aralık'ı beklemeden kayak severlerin hizmetini tesislere açmayı düşündük ama zirvede yaklaşık 10 santim, bazı yerlerde 15 santim tozak diye tabir edilen karımız var. Yani Ergan bu sene kar bekliyor. İnşallah 30 Aralık'ta belki zirvedeki ikinci etabı açmış olacağız ama bu kısmı belki biraz daha 15 Ocağı bulabilir karın durumuna göre. İnşallah 30 Aralık itibariyle burada 4 adet günübirliğimiz, biliyorsunuz mevcut bir tane günübirliğimiz vardı. Buna yeni günübirlikler eklendi. Bir gondolun yanında yeni bir ahşap bina. İnşallah hizmete girmiş olacak. Şu an ahşap yapımı devam ediyor. Orta günübirlik ve dağ evinde birlikte ve buradaki günübirliğimizle birlikte 4 günübirliğimiz bu sene hizmete girmiş olacak. Yine bir tane 5 yıldızlı otelimizin ihalesi 25'inde yapılmış olacak. Yine bugün bir yatırımcımız geldi. Onlara yeni bir otelleri gösterdik. İnşallah önümüzdeki yılda buraya birkaç tane 5 yıldızlı ya da 4 yıldızlı otelin temelini atmış olacağız 2014'te. Yine önümüzdeki sene Ergan için daha yapmamız gereken çok yer var. Buraya projemiz geçti. İlk defa hiçbir kayak merkezinde olmayan kar oyun parkını buraya yapmış olacağız. Sizlerin de basın mensuplarımızın da aslında zirveye kadar çıkıp bu sene burada yapılan çalışmalarınızı görmenizi isterdim. Genelde çok dar pist alanlarımız vardı. Bu alanı gördüğünüz gibi 20 metrelik bir alanı çok geniş bir alan haline getirdik. Kar oyun parkını da buraya yapacağız. Ve bu sene yine bütün okullarımızı ücretlerini valili karşılamak üzere burada kar kayak kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hafta sonları burada öğrencilerimizi buraya alacağız. Ücretlerini biz ödeyeceğiz. İnşallah şu an 300 civarında bir kayakçımız var bizim tespit edebildiğimiz. Bu sayıyı çok daha yukarıya çekeceğiz. Yani inşallah bütün Erzincan'a kayağı öğretmiş olacağız. Ve bu da inşallah çocuklarımızla, kayakçılarla ve kayak severlerle buluşmuş olacak. Ben şimdiden yeni tesislerimizin ve bu spor alanımızın Erzincanlılarımızı, Erzincanlı hemşehrilerimizi ve kayak sever tutkunlarına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 30 Aralık'ta burada hep birlikte buluşmak ümidiyle. Yine son olarak şunu da belirteyim. 13 Şubat biliyorsunuz Erzincan'ın kurtuluş günü. Bir aksilik olmazsa 13 Aralık'ta da bir resmi açılış yapmayı düşünüyoruz. Hafta sonları da burada inşallah bütün Erzincanlıyı buraya çekecek etkinliklerimiz olacak. İnşallah. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.